Bursa TV ekranlarına hoş geldiniz. Birebir futbol programıyla sizlerle birlikteyiz. Spor Toto Süper Ligi'nin 25. haftasında Bursa Spor deplasmanda Antalya Spor'la karşı karşıya geliyor. İlk yarı az önce sona erdi. Birazdan ikinci yarı başlayacak. İlk yarıda 0-0'lık beraberlik. Bu programda yine Bursa Spor'u yorumlamaya devam edeceğiz. Necma Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk. İki gün oldu. Cumartesi günü beraberdik. Yine iki gün sonra tekrar bu stüdyolarda Bursa TV ekranlarında beraberiz. İlk yarı 0-0'lık beraberlik. Maçın ilk yarısını izleme fırsatı bulduk. Nasıldı sence Bursa Spor? İlk önce herkese iyi akşamlar diliyorum. Ankara'da olan vahim olaydan dolayı orada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı. Yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Futbolun önüne geçti bu terör olayı. Hayat devam ediyor. İşte biz de saat 8'de Bursa Spor maçı için ekranların başına geçtik. İlk yarı çok bir vasat bir futbol ortada. Antalya zaten baskılı oynamaya çalışıyor ama Bursaspor bir türlü istenilen pozisyonları üretememekte zorluk çekiyor. Tribünlerde olan dostluk rüzgarları ekran başında da olsa benim çok hoşuma gitti, mutlu etti. Buradan Antalya Spor taraftarlarına, Antalya halkına da teşekkür ediyoruz. Bursaspor taraftarları çok iyi ağırlamışlar. Sabah kahvaltı vermişler. Öğleden sonra da yemek vermişler. Ya futbolun güzel tarafları işte bunlar. İşte bunların da ön plana çıkmasını isteriz. Dediğim gibi vasat bir futbol. Geçen programda da söyledik. Son 2-3 haftadan beri futbol oynamıyoruz ama 3 puan alıyoruz. Bunun işte teknik analizi Hamza Hoca'nın elinde, bizim elimizde değil. Ama göze hoş gelen bir futbol yok şu an takımda. İnşallah ikinci yarı güzel bir futbolla takım kendini toparlayarak iyi bir sonuç alırız Antalya'dan. Sana göre peki ilk yarıda oynanan oyun galibiyeti getirir mi? İlk yarı oynanan futbol. Eğer böyle devam ederse yani Allah muhafaza biz mağlubiyetle ayrılırız o sahadan. Çünkü çok vasat yani. Pozisyon yoktu. Yok. Net bir pozisyon yoktu. İlk pozisyonumuz 31. veya 32. dakikada oldu. 7'ye 1 olması lazım veya 7'ye 1 tabii korner. Evet. Yani anla nasıl bir futbol olduğunu. Yani kaleye kadar gidemiyoruz. Yani biz buradan izlediğimiz bu. Dediğim gibi bu teknik eğitim işi. Cucak zaten sahada yok. Ben olsam madem bu kadar oynayan bir futbolcu bu kadar sabrediyorsan Türk futbolcusuyla sabredeceksin. Hafta arasında Cucak'ın oynamayacağı yönünde haberler çıkmıştı ama yine Hamza Hoca Cucak'ı 11'de değerlendirdi. İşte bizim diyorum ya teknik eğitimde karışma gibi bir lüksümüz yok ama bizde göze hoş futbol gelecekse eğer korkmadan futbol oynanacaksa Cucak dedi Sercan veya ne bileyim başka bir kardeşimiz bir arkadaşımız oynasın. Cucak verilen şans Türk futbolcusuna da verilsin. Yani niye bu kadar ısrar yani? Yani yedek kulübesinde kalmayacak diye bir anlaşması mı var? Dedi ya yani Sercan'la devam etsin. Kaleye kadar gidemiyoruz ya. İlk dediğim gibi kaçıncı dakikada unuttum ilk korner. Antalyaspor 7 tane korner kullandı. Biz bir tane konuyla kullandık. Özellikle bunu geçtiğimiz günlerde Hamza Hamzoğlu ile özel bir röportaj yaptık. Bursa TV ekranlarında da bu yayınlandı. Özellikle sordum bu soruyu. Hocam Balaş Rucağı 11'de oynatıyorsunuz. Son dönemlerde Sercan Yıldırım'ı yedek bıraktınız. Bunun bir sebebi var mı? Sercan Yıldırım'ın performansında bir düşük mü var? Düşüklük mü var? Yoksa ya da bunu tamamıyla taktiksel olarak mı değerlendiriyorsunuz dedim. Tamamıyla taktiksel olarak değerlendiriyorum. İkinci yarıda Sercan Yıldırım oyuna girdiğinde daha etkili oluyor. Bu yüzden Sercan'ı ikinci yarıda değerlendirme fırsatı buluyoruz. Bursa Spor takımı olarak herkesi oynatmaya çalışıyoruz dedi. İşte diyorum ya teknik heyetin işi bu. İtmanlarda kendini gösteren performans sahibi futbolcuları o formayı veren kişi teknik patrondur. Bu da Hamza Hoca'nın işi. Dediğim gibi yani teknik heyet işi bizi pek bağlamıyor. Biz sadece göze hoş gelebilecek futbolu bekliyoruz. Son 2-3 haftadan beri dediğim gibi göze hoş gelen bir futbol yok. Ama 3 puan var. Gene bu akşam da büyük bir ihtimal yani kazayla gol atma ihtimalimiz var. Açık söyleyeyim yani madem dürüstlük olacak. Ben bir Bursaporluyum. Takımın galibiyetini isterim. Ama göze hoş gelecek bir futbol sergilemezsen kusura bakma o sahadan mağlubiyetle ayrılırız yani. Cucak'a verdiği şansı Sercan'a da versin. Cucak çok zayıf. Ayakta duramıyor. Süha abi hoş geldin. Hoş bulduk. İlk yarıyı beraber izleme fırsatı bulduk. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun ilk 45 dakikada Bursaspor'u? Evet. Şimdi sözlerime başlamadan evvel Ankara'daki menfur saldırıda şehit düşen vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dileriz.
Yaralılara da Allah'tan acil şifalar dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun. İnşallah tüm Türkiye bir bütün olup bu terör olaylarının artık üstesinden gelmemiz lazım. Nasıl Bursa'da bir sevgi kardeşlik unsurunu başlattıysak bu bütün Türkiye'ye yayılırsa inşallah bir şeyler olur. Temennimiz bu. Bugünkü maça gelince bundan evvelki programda söylemiştim. Ta Eskişehir maçından bugüne kadar şansımız yaver giderek 3'er puan aldık. Oynanan bir futbol yok. Futbolcular bir hafta iyi, bir hafta kötü. Bir istikrar yok. Bugün de Antalya maçında maalesef aynı şeyi gördük. Necmi kardeşimin dediği gibi işte beraber seyrettik. 32. dakika mı? O dakikalarda ilk hatamızı yaptık. Antalya Spor da kötü. İki tane as futbolcusu kadroda olmadığından dolayı bu bizim için bir avantaj oldu. İkinci yarı inşallah biraz şansımız yaver giderse belki bir 3 puan alırız. Ama ilk seyrettiğimiz yarıya bakarak oynanan futbol hoş değil. Teknik konuya gelince ben teknik direktör değilim. O yüzden pek fazla oyuncu değişikliklerini falan şey yapmak istemiyorum. Ama gözde görünen bir gerçek var. Orta sahada bir düşüş vardı. Düşüş var. Dursun. Özellikle Erdem'in de oyundan çıkmasından tabii, sonra evet. Sağ kanatta da bir düşüş oldu. Tamamen Dani'yi düşüş orada oldu. Evet. Oyuna evet. Dahil etti. Evet. Dursak zaten hiç yoktu. Yani hiç olmazsa bir mücadele koşucu, yırtıcı bir Sercan'ın olması, Sercan Yıldırım'ın olması biraz şansımızı arttırdı. Korkuyarı'yı değerlendirdi bu karşılaşmada orta sahada. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani yeterli değil. Kötünün iyisi pozisyonunda. Yani tamamen ve tamamen kötünün iyisi pozisyonunda. Hiçbir futbolcu, kaleci Harun'un haricinde hiçbir futbolcu bir bataşa çalışıyor her zamanki Erdem gibi. Erdem de çok iyi son haftalarda. Erdem de iyiydi. Erdem işte sakatlanması da bir talihsizlik evet. Oldu. Onun haricinde hakemin yönetiminde pek bir sıkıntılı bir yönetim olmadı. Fakat biz de istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik maalesef. 49. dakikada Diego Angolo'nun golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. Olacağı belli. İnşallah atarız biz de atarız da. Tabii daha uzun bir süre var tabii, ama. Tabii. İlk yarıda oynanan oyun şu anda Bursaspor'un galibiyet alma anlamında çok bir düşük bir ihtimal. Ama Uğur baştan söyledim ya toplu oynama şeyi Antalya'nın elinde. Yani maçın başladığından 45. dakikaya bir dakikada uzatıldı. 161'e 139 toplu oynama süresi. Ceza alanına girme olayında da Antalya büyük üstünlük sağlıyor. Bir Bataşa'ya top gelince zaten bir rahat nefes alıyoruz. O da ikide bir hep yanındaki arkadaşlara biraz daha yakın oynayın gibilerinden böyle el kol hareketi yapıyor. Çok çok birbirlerine çok uzak oynuyor diyorum ya. Şimdi teknik işi bizim işimiz değil ama az çok böyle futboldan anlıyorsak insan böyle biraz tedirgin olabiliyor. Hissediyor onu yani. Yani gol geliyorum demişti ve 49. dakika daha ikinci yarının başında gol yemişik. Ya ben diyorum ya yani ya biz bu futbolu çok iyi biliyoruz ya Amza hocamız yani kendi gözüyle mi görmüyor yoksa bildiğini mi okuyor? Biz onu çözemedik yani. İlla o futbolcu bu futbolcu oynayacak diye bir kaydı yok. Biz ne diyoruz? İlla mağlup olunacaksa veyahut da mağlubiyeti yaşayacaksak kendi futbolcularımızla, kendi çocuklarımızla yaşayalım bari. Yani onlara verilen şanslar niye Türk futbolcusuna verilmiyor? Ben onu izah etmeye çalışıyorum. Cücek çok o kadar zayıf ki ayakta duramıyor ya. Hiçbir ikili pozisyonda mücadeleyi kazanamadı. Serdar Özkan gibi adam ayakta duruyor. Yılların vermiş olduğu tecrübe. Cücek ondan daha etkisiz. Aynı mevkide oynuyorlar. İkisi de sol tarafta. Ama Serdar Özkan'ın girdiği pozisyonlara bak. Ayakta duruyor. Ve sağ tarafta oynayan şu an Dani ile bile mücadele veriyor. Ve kendisine de bakıyor. Yani bakmaz mı? Bak şimdi işte bak bir futbolcu kendine bakarsa her zaman ayakta dur. Her kendine bakmazsa bunun örnekleri Bursaspor'da da var biliyorsun. Yani bir anda yıldızı parlayıp da nerelerde olan futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Her sen bir futbolcuysan, buradan geçimini sağlıyorsan, buradan ekmek yiyorsan o formun hakkını vereceksin. Çünkü Bursaspor forması herkese nasip olmaz yani. Ben ona izah etmeye çalışıyorum. Biz tamam tribündeyiz ama biz tribünde olduğumuz zaman 90 dakika nasıl mücadele veriyoruz? Susmadan takımın arkasındaysak
o formu giyen futbolcu da kusura bakmasın 90 dakika o formun hakkını verecek. Çünkü onlar prim alıyor. Biz tam tersi. Onlara gidebilecek primle şey yapıyoruz yani. Cefakarlık, fedakarlık yapıyoruz yani. Ya bizim istediğimiz her zaman söylüyoruz. Bursaspor'un başında kim olursa olsun, göz hoş olan futbol olsun, bu tribün, bu Bursaspor camiası, Bursa şehri hocaya da destek olur, futbolcusuna da. Görüyorsun işte Şamil örneği değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyor? Şehir Şamil'i bağrına basıyor. Canla başla mücadele eden bir oyuncu. Bak, 3 tane futbolcuyu çıkart, bana 4. bir futbolcu örneği verir misin? Arun, Batıca, Şamil. Bir futbolcu örneği. Erdem. O da haftalarda iyi. Yok, son 2-3 haftadan gerçekten çok iyi top oynuyor. Formunun da hakkını veriyor. Yani dürüst olalım. Hakkını yemeyelim çocuğun. Dediğim gibi onun da biraz Karabük'teki vermiş olduğu tecrübe de ortada zaten. Karabük küme düştüğünde o takımın en böyle yıldız futbolcusuydu. Özellikle Filkik'ten attığı gollerle gündeme gelmiş. Ama diyorum ya biz şimdi bakacağız. Yani takım nasıl oynuyor veyahut da ne yapabiliriz gibilerinden yoksun. Biz tribünde madem mücadele ediyoruz, sahada canla başla mücadele eden bir futbol istiyoruz. Biz her zaman kulüpten veya hocamızdan bunu istiyoruz yani. Al bak dediğim gibi 49. dakika, %61'e %39, takım 1-0 mağlup. U21 Ligi'nde de Bursaspor Antalya deplasmanında 3-0 galip geldi. Evet. Onlar da şampiyonluğa doğru timsah yürüyüşünü yapmaya başladılar. Kubilay gene gol atmış galiba. Evet. Yani buyur işte sana, yani bir cevher yani bir... Ya diyorum ya o futbolcu sahadayken takım kaybetse bile seyirci inan kızmaz yani. Ama cucağa verilen para şimdi o kadar insanların şeyine gidiyor ki ya niye bu kadar bu futbolcu bu kadar para veriyor? Çok yüksek maliyet. Yani biz ne söylesek boş yani başımızda sayın başkanımız var, yönetim kurulu var, hoca var. Ya biz çok biliyoruz futbolu yahut da hocalar veya yönetim kurulu daha iyi biliyor. Şu abi Serdar Aziz yine sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmadan kadrodan çıkarıldı. Şimdi bu kadar sakatlık olayı artık yani bir şeyleri konuşmak lazım. Böyle bir sakatlık, böyle bir şey yok. Ben tahmin etmiyorum. Bir anlaşma yapıldı. Tahminime göre artık bir şey ispatlayamayacağımız zaman, elimizde bir belge olmadığı zaman çok fazla irdelemeye gerek yok ama Serdar Aziz bilinçli olarak oynamıyor veya oynatılmıyor gidecek. Ben o gözle bakıyorum. İnşallah kalır. Gidecek. Yani sakatlık yaşamasın, milli takıma yaşamasın. Hazır bir şekilde gitmesi için mi oynuyor? Yani büyük ihtimal öyle. Bak mesela Şenol Güneş'in zamanında şimdi bir de perdenin arka tarafı var. Biz perdenin arka tarafına o zaman vakıftık. Sivelli bir sakatlandı. Ondan sonra bir daha kadroya girmedi. Sivelli iyileşti. Ama Sivelli sezon sonuna kadar sakat dendi. Neden? Sivelli gitti. Alacağından dolayı şikayet etti diye kadro dışı bırakıldı. O takımdan bakan bu ya kadar bütün futbolcular gitti. Bunları da maalesef taraftarın önüne attılar. Halen de taraftarın önünde mevcut o zamanki yönetim attı. Ve ondan sonra dünya yıldızlarını getiriyorum dedi. Ben bunu hiçbir zaman kabullenemiyorum. Bundan evvelki takımı da ben kurdum demişti Sayın Recep Bölükbaşı. Yine dünya yıldızlarımı getirdim dedi ve Bursa Spor'un üzerinden büyük bir kumar oynadı. Ya tutarsa. O zaman ben bir televizyon kanalına bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştım. Bu ya tutarsa olayıyla ilgili. Bursa Spor üzerinden kumar oynanacak bir kulüp değildir. Tutmadı ne oldu? Bekle bizi Ankara Gücü diye o zaman söylemiştim. Ve inanın şu yani biz der ne kadar eleştirsek de işte Hamza Hoca bir yani eldeki donelerle az da olsa bir tabii kullanmaya çalışıp biraz da şansımızın yaver gitmesi ve mevcut yönetimin de samimi ve ihlaslı bir şekilde yaklaşmasıyla şu anda bu puan durumundayız. Yoksa inan bekle bizi Ankara Gücü oluyorduk yani. İkinci lige düşecek bir potansiyel. Bu duruma düşürdüler takımı. Şimdi pek fazla yani futbolu teknik yönünü konuşmaya gerek yok. Neye istinaden gerek yok? Ben kendi açımdan o şekilde söylüyorum. Eldeki doneler belli.
Eldeki kadro belli. Ya bundan işte Şamil'i çıkar, öbürünü koy. Birbirinden biraz daha farklı değil yani. Hoca antrenmanda onlarla birebir performanslarını görüyor. E adam okumuş, yapmış, etmiş. Teknik direktör olmuş. Peki sence Desuter'i küstürmek ne gibi doğru? Tamam, bazı maçlarda direkt ilk 11'de oynattı ama bu oyuncuyu hazır tutmak için bazı maçlarda sonradan oyuna dahil etmek mantıklı bir hareket değil mi? Bence de mantıklı hareket. Yani şu başkan, kusura bakma da Desuter dediğin insanın zaten kariyeri belli. Doğru mu? Yani kariyeri belli, 2 tane 3 tane futbolcu aldın. Kadroyu onları takviye yaptın. Ama bakıyorsun Antalya'nın takviyelerine bakıyorsun, Bursaspor'un takviyelerine bakıyorsun. Eto'yu çıkar. Bizimkiler biraz daha ön planda. Daha tecrübeli, daha yani kariyerleri belli futbolcular. Doğru mu? Yani Cucağan'dan, Desuter'inden tut, Bataja orada. Abi bakıyorsun tamam da yani top yapacak Bataja'dan başka insan yok ya. 161 ya, ne demek 161 ilk yarı? Ya bir pas yapamadık yani. Dediğim gibi Bataja ilk 25 dakika kaç kere kameraman da gösterdi yani top başka yerdeyken Bataja'nın böyle yani yakın oynayın gibilerinden. Ya o da yoruluyor. Geçen maç en çok koşan futbolcuymuş. 12 kilometre yani, doğru mu? Evet. Ya şimdi Bataja onu yapıyorsa 11.8 yani 12 kilometre diye. Ya ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani gol geliyorum dedi zaten. Geldi dediğim gibi. İkinci yarının ilk başında yememizle bir yönden handikap mı olacak? Anlamadım. Çünkü takım... Belki takımın kendisine gelmesi açısından ya ikinci yarının bir avantaj olabilir de ya. Şu anda dakika 60, 1-0'lık skor devam ediyor. Antalya Spor önde. Ya ilk yarı 7 kornere, bir korner kullanan takımdan sen ne bekliyorsun? Bana onu söyle. Yani demek ki atak yok yani. Ya bir de o kadar başkanla onu konuşuyoruz. Yani o kadar korkak bir şey var ki sanki benim Hamza Hoca sağ bekle, sol be, ileriye çıkmayın diye kilit vurmuş gibi geliyor bana. Ertuğrul Hoca'nın dönemine döndü ilk yarı. Ya ileriye gittikleri yok yani. Tutuk mu? Çok tabii, tutuk. Yani önce yemeyelim mantığıyla. Çünkü geçen programda da demiştim ben. Antalya Spor hızlı. Biz de açık oynarsak çok gol olur demiştim. Hamza Hoca tamamen defansa yönelik. Önce yemeyelim pozisyonuyla. Ama az önce oynadı. Konuştuğumuz konuyla aynı yola çıkıyor bu da. Yani şu anda Bursaspor'un sadece maç kazanması lazım. Maç kazanması lazım. İyi oyun. Şey bence bu sene çok hiç beklenmemeli. Beklenmedi. Avrupa'ya gitsin bu takım, nasıl giderse gitsin. Bu yıl için söylüyorum bunu. Ya bu Antalya'ya 35 puan. Doğru mu? Yani. Evet. Burada Kasımpaşa ile oynayacaksın. Galatasaray zaten berabere kaldı bu hafta. Yani sen Antalya'yı yendiğin zaman 35 puan başkan. Yani 35 puandan sonra bir de burada Kasımpaşa'yı yenersen 38 puan. Kasımpaşa da mağlup oldu tabii, Sivas'a. Sonra Sivas'a. Onların da moral bozukluğu var. Sivas'a gideceksin sonra. Evet. Tabii. Sonra Sivas'tan sonra Beşiktaş deplasmanı galiba. Sıkıntılı evet. Maçlarımız. Doğru mu? Yani sen bu 3 maçta, geçen program dedim ya, bu 3 maçta 9 puan almak zorundasın. Eğer alamazsan bu sefer bizim motivasyonumuz zaten berbat olacak. Çünkü Kasımpaşa'da bu sefer burada Bursa maçında kendileri asılacak. Kendileri de bir hedeften kopma şeyi yükselecek. Çünkü bütün takımlar, yukarıya yaklaşan bütün takımlar başkan, Galatasaray'ın aldığı cezadan dolayı ilk 6'da bitirme ümidi var yani. Şu anda 5. sırada Galatasaray var. 39 puanı var Galatasaray'ın. Eğer Bursa Spor yenerse puanını 35 yapıyor. Önümüzdeki hafta derbi var. Evet. Değil mi? Doğru evet. mu? Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Sen burada Kasımpaşa'yı yendiğini düşün. 38. Galatasaray'ın da aranda bir puan kalacak. Galatasaray'a gideceğin... O zaman sizin tahminlerinize göre Fenerbahçe Galatasaray'ı yenecek. Yani ya ben şimdi ben sürpriz bekliyorum. Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Ben ilk altının içine girme hayaliyle, umuduyla yaşarım. Yani diğer takımlar ben onlar yansın, bunlar yansın ilgilendirmiyor. Bizim için olması gereken. Tabii canım, ben ne dedim? İstediğimiz, arzuladığımız skor. Uğur, geçen program dedik ya, 9 puan bizi çok rahatlatır. Evet. İlerideki hedefler için bizim için umut olur. Eğer bir tünele girdiğin zaman, ışığı görmediğin zaman ne olur? Tünelin ortasında oturup kalırsın, ışığın gelmesini beklersin. Ama emin adımlarla tünelin sonuna doğru gitmeye çalışırsan, o ışığı kendin yakalarsan bir umuttur yani. O umudu bizim yakalamamız lazım. O umut da 9 puan. Bu 9 puanı bizim muhakkak almamız lazım. Çünkü Beşiktaş'a bir de belki de açılışı bizimle yapma ihtimalleri var. İlk maç Bursaspor maçı diye hedefliyorlar.
Ya yükselme ihtimali var. Bursaspor'un Avrupa'ya gitme ihtimali gerçekten de çok yüksek. Ama şu anda bakıyorum puan durumuna. Mersin İdman Yurdu 17. sırada. 7-8 hafta geriye gidelim. Kesinlikle Mersin İdman Yurdu düştü diye bakıyorduk hepimiz. Hepimiz. Evet, evet. %100 Mersin İdman Yurdu bu sezon ligi avluya attı. Önümüzdeki yıl Bankası. PTT liginde devam edecek. PTT 1. liginde. Evet, PTT 1. Ama şu anda Mersin İdman Yurdu'nun ligde kalma ihtimali çok yüksek. Evet. 20 puanı var. 15. Kayseri'nin 23 puanı var. Bana göre oynanılan oyuna bakarsak eğer Kayseri Spor kesinlikle küme düşer. Sivas'ta Mersin İdman Yurdu arasında bir çekişme olur orada. Onu da artık iki takımdan biri orada ipi gösterecek ama kim olacak belli. Yani şunu söylemek istiyorum. Lig bitmeden hiçbir şey bitmez. İşte herkes Eskişehir'in düştüğü gözüyle bakıyor herkes. Evet. Çünkü zaten Eskişehir oynadığı futbol ortada. Biz şimdi Eskişehir'le Mersin'i veya Kayseri'yi yadırgarken kendi oynadığımız futbolu unutuyoruz yani. Evet. Yani biz gerçekten de şans eseri, ben şunu emin olun, şans eseri olur. Geçtiğimiz programda yine beraberdik. Yeşil Bursa Teknik Direktörü geldi. Ahmet Süpervike. O maçta siz Bursa Spor'u çok övmüştünüz. Hatırlıyorsunuz, evet. Çok iyi oynadı. O karşılaşma göz boyadı. Çünkü Eskişehir'in, ben o gün de söylemiştim bunu, belirtmiştim. Hayır öyle değil demiştiniz, hatırlıyorsunuz. Sen Eskişehir kötü dedin. Evet. Biz dedik ki Bursa Spor, evet. Demek ki Uğur'un dediği çıktı. Evet. Eskişehir Spor gerçekten de bu ligin en kötü takımlarından biri. Tamam, Samet Aybaba gerçekten de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele veriyor ama belli bir kadrosu var yani. Evet. Oyuncuları belli. 2-3 tane oyuncusu var. Samet Hoca'nın oynattığı gençleri görüyorum Uğur. Evet, ama Samet Hoca'nın en büyük özelliği bu. Bursa Spor'u şampiyon yapan en önemli isimlerden biri Samet Aybaba. Onlar şimdi Bankasya'ya hazırlık yapıyorlar Samet Aybaba'yla. Evet. Yeniden çıkmak için, ben öyle görüyorum. Necmi kardeşim güzel, Avrupa işte altıncılık falan da. Ben de sanki böyle kara bir tablo çiziyor gibi görünüyorum ama biraz ayaklarımızın yere basması lazım bu oyunla, bu kadroyla. Kasımpaşa çok kaliteli bir takım. Kontra atak futbolu. Arkadan gideceksin, Sivas'a can çekişiyor. Beşiktaş maçı. Bugüne kadar alınan puanlar bizim ligde tutunmamıza sebep oldu. Şimdi 6. oldun, Avrupa'ya gittin. Dünya kadar borcun var. Nerede yıldız takviye edeceksin? Nasıl yapacaksın? Avrupa'da kaç maç ileriye gideceksin? Yani 2010 yılında biz şampiyon olduğumuz dönemde biz o krediyi, o günkü krediyi, bizim yükselme kredimizi bugüne kadar tamamen ve tamamen hiç iyi kullanamadık. Sayın başkan adayları, başkanlar, insanlar veyahut da fabrikalarını nasıl yönetiyorlarsa, nasıl kâr ediyorlarsa, zarar etmiyorlarsa, Bursa Spor Kulübü'nü de aynı ihlasla, aynı samimiyetle yapmış olsalardı, yönetmiş olsalardı, o şampiyonluk bizim miladımızdı. Şimdi biz her sene şampiyonla oynayacak bir takım olurduk, borcumuz da olmazdı. Ama maalesef kendi fabrikalarını yönettikleri gibi yönetmediler. Ve bu yüzden şu anda bu durumdayız. En az ben şöyle söyleyeyim. Toparlanmamız 5 sene. İstanbul'da lobimiz var mı? Yok. Kim var TFF'de, MHK'de, Bursa Sporlu, Bursa'dan yetişen kim var? Yok. Kaç tane Bursa bölgesinden hakem var? Şu anda bir tane var. Şu anda bir tane var. Mali durumun ne? Tamamen sıfır. Sen bir kere İstanbul'da lobin olmadıktan sonra şampiyonluk hayal. Biz şampiyonluğu nasıl yakaladık? Bizim şampiyon olacağımıza kimse inanmamıştı. Eğer ki bizim şampiyon olacağımıza inanmış olsalardı, derinden gittik. Son 3 haftada zaten bizim önümüzü keserlerdi. Biz o şekilde şampiyon olduğumuz yıl inanılmaz bir kenetlenme vardı yalnız. Tabii. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ertuğrul Sağlam'ın başarısı. Evet. Bursa Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı rahmetli. Evet, Allah rahmet eylesin. Çok büyük emekler verdi, evet. Orada. Futbolcuların iyi çıkması. Evet. Yani öyle isimler transfer edildi ki her an patlayabilir yani, el bombası. Transfer edilen futbolcu Mustafa Keçeli. Hüseyin Cimşir. Hüseyin Cimşir. Bunların kalitesi belli. Ergiç. Oynadıkları oyun belli. Ya İven Ergiç yine Avrupa'da varmış. Yok, hayır. Nasıl getirdiniz diye şey yapmışlardı ya. Evet, evet. O anlamda biraz tabii enteresan oldu onun transferi de ama yani bu isimlerle bu takım şampiyon olur. Sezon yani başında dedikleri zaman bile millet güler geçerdi. Evet. Ama tarih yazdı Bursa Spor. Bu seneki en büyük hedef tabii ki de Avrupa. Yani İnşallah. Zaten başka bir İnşallah. İhtimali tabii. Yok. UEFA kupasında başarı elde ettiği zaman yani. Bursa Spor.
Bir de en büyük arzu, yani insanların en büyük arzusu artık şampiyonluk görmüş bir takım. Bir de Avrupa'da başarı elde edin diyor. Şimdi çocukken hepimize derlerdi ki ya siz işte sen şampiyonluğu nasıl göreceksin? Senin oğlunun oğlu bile zor görür, değil mi? Ben bunu rahmetli İbrahim Yazıcı'ya söylemiştim. Bir otelde işte tribünün ileri gelenlerini davet etmişti. İşte o orada dedi ki bizden ne istiyorsunuz diye ayağa kalktı. Bir şeyler isteyin dedi bizden. Biz dedik ki yani bu kulüp sizin olduğu kadar da bizim. Başkan dedim siz kiracısınız, bizler ev sahibiyiz. Yani ben o kapıların sonuna kadar açık olmasını, sizlerin, hocanın da dahil, sizlerin seyirciyle kenetlenmeniz lazım. Ben şampiyonluğu gördüm. Dedim ki Allah razı olsun. Sana en çok istifa bağıran insanlardan biriydim ben. Çünkü diktatör gibiydi. İbrahim Yazıcı'ya mı? Diktatör gibiydi ama demek ki öyle yönetiliyormuş. Temin Başkan nasıl dedi? Kendi şirketi nasıl yönetiyorsan kulübü de öyle, doğru mu? Tabii. Ama İbrahim Yazıcı'nın bir tecrübesi de vardı. Ama Allah yani, rahmet eylesin. Ya rahmetli. Toprağı bol olsun. Bak, ben inkar etmiyorum. Daha öncesinden de Bursaspor'un başkanlığını yaptı zaten. Ama Uğur bak öyle bir şey var ki, adamın böyle bir karizması var ki, yani biz bunları yaşayan insanlarız. Çevresi de genişti. Tabii yani bir deplasmana gittiğin zaman, rahmetli gördükleri zaman adamlar acayip bir lobi vardı rahmetli. En yani. Büyük özelliği de dik duruşu. İşte bak onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne dedi? Ben taraftarımı karşıma almam, taraftarımı arkama alırım ve sırtımı garanti aldığım zaman istediğim yere masayı vururum demişti. Doğru mu? Evet. Öyle bir resim var ki, bir karede bir resim var. Herkes el kaldırırken rahmetli bacak bacak üstüne atmış, böyle bakıyor yani. Niye? Bizim kızmayacağımız diye, onun her zaman yanında arkasında olacağımız diye öyle bir pozisyona geldik ki reddetti yani. Hatta bizimle arası kötü olan Eskişehir tribünleri bile dik dur İbrahim Yazıcı diye pankart açtılar. Evet. Dik duruş İbrahim Yazıcı diye pankart açtılar. Biz öyle istiyoruz işte. Yani biz şimdi şehir kenetlendi alayla, öyle mütevazi, gerçekten de varını yoğunu kulübü harcayan bir objektif insan. Objektif bir başkan. Tabii tabii yani çok güzel gidiyor. Ama işte öyle bir şeye gelmiş ki kendi de inanamadı. Çünkü beklediği borcun kat kat üstünde bir borçla karşılaştı. Diyor mu ya, o da zor durumda. Biz ona kızmıyoruz. Şenol Güneş zamanında Bursaspor en çok gol atan takımlardan biriydi değil mi? Evet. En son maçlardan biri Konya Bursaspor maçı. 0-0 bir hatırlarsınız. Evet. O maçta Bursaspor bir gol atsa başkan, 6. bitirse 10 trilyon para alacakmış. Evet. Öyleydi. Yani 6.'lığın bile Bursaspor kasasında şeyi var yani, kazancı var. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz ne hedefliyoruz? Ne dedik? 3 maç alsın 9 puan dedik. Bursaspor'un hedefleri çok yüksek olur. Yani çıtayı yükseltirsek bu sefer şehir çıtayı yükseltir. Yani kötü gününde elinden tutacak insan bulamazsın. Ama Bursaspor belli bir yerlere geldiği zaman seyret, şehri nasıl birden kaynaşmaları neden oluyor. Kenetleniyor. Tabii kenetlenecek yani. Ama şu an takımda hedefi yok. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Acaba yardım edeyim mi, etmeyeyim mi? Geçen programda da yardımlardan bahsettik işte. Ya bazı insanlar öyle bir şey bekliyor ki, onları ateşletmek için bir şey bekliyorlar yani. Biri bizi ateşlese de biz bu kulübün içine girsek, elimizden ne geliyorsa yardımda bulunsak. Ama şu an hepsi kabuğunda. Yani sadece taraftarla veya başkanla olacak bir iş değil. Sen nasıl bu mücadele ediyorsun Bursaspor konuşmak için? Saat 9'da programa böyle o kadar heyecanlı, istekli geliyorsun. İşte aynısında futbolcusundan teknik direktörüne ta yukarıdaki başkana kadar. Ne dedi rahmetli bize? Dedi ki Necim şey dedi, çocuklar dedi, sadece benim payım yok dedi şampiyonlukta. Bulaşık yıkayan, yemekhanedeki bulaşık yıkayandan bana kadar dedi, herkesin emeği var dedi bu takımda. İşte bizim olmamız gereken kenetlenme bu. Yani kulüp işte şehirdeki dinamiklerle iç içe artık gelmesi lazım. Ya para istemek ayrı bir şey ya. Bursaspor için isteyeceksin. Herkesin kapısını çalacaksın. Gerekirse biz de gideriz yani. Bize ne görev düşüyorsa. Çünkü gerçekten kulüp çok zor durumda. Başkanın dediği gibi nasıl yıldız transfer edeceğiz biz? Yani gırtlağa kadar borcu olan ve elinde fazla mülkü kalmayan bir kulüp var şu an başımızda. En büyük geliri de vallahi kimse kızmasın, benim bildiğim kadar Nalbantoğlu'ndaki otopark. Evet. Canlı para. Onu da zaten Bursaspor'a veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin desteğiyle, belediye desteğiyle. O ben sana bir örnek daha vereyim. O otopark kimin zamanında Bursaspor'a verildi biliyor musun? İbrahim Yazıcı zamanında, ilk başkan olduğu zaman Büyükşehir Belediye Başkanı vermişti. Düşün, ondan başka gelirimiz yok yani.
Yani biz zor günler bizi bekliyor diyeceğim ama Allah göstermesin şu maçtan güzel bir sonuç alsaydık. Geçtiğimiz günlerde Bursa Sancak gazetesinde Bursa Spor haberlerini yapıyoruz biliyorsunuz. Özellikle bir isme dikkat çekmiştim. Aman dikkat dedim. Samuel Eto'o dakikalar 68'i gösterdiğinde 2-0 oldu. Golün sahibi de Samuel Eto'o. Ya bu oyuncu belli yani. Tehlike olduğu belli. Şimdi yani bu oyuncunun tehlike olduğu o kadar belli ki özellikle bir de Hamza Hamzoğlu geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Samuel Eto'o ile ilgili hiçbir önlem almayacağız. Biz sadece oyunumuza bakacağız. Ya kendi halinde takılsın gibilerinden öyle derler bize. Baksın çorbasına derler. Yani ne bileyim Allah İlk işte. İlk yarıdan belliydi. Yani gol geliyorum dedi zaten değil mi başkan? Bayramın gelişi Arefe'den belli oluyor bayramın gelişi. Ya yani biz ne kadar da teknik heyete şey yapmamaya çalışsak, türbün gözüyle baksak bile golün geleceğini başkanla biz 30. dakikaya kadar tamam anlaşılan bir pozisyonları yok ama neredeyse tek kale oynuyordular. Hayır sinirlenmemek elde değil yani. Hani böyle bir açıklama yapılması da enteresan. Samuel Eto'o ile ilgili hiçbir şekilde önlem almayacağız. Biz oyunumuzu oynayacağız. Orta sahadaki 3 futbolcu Egoera, Orkera, Jean-Paul Karacan, Pablo Martin, Bataja. İlk defa ikisini yan yana oynatıyor şeyde. Orkera ve Jean-Paul Karacan. Evet. Ya o çok büyük bir neden değil bence ama Bursaspor'un şu anda 2-0 mağlup olmasında. İşte gol yemeyeyim gözüyle bak. Şu olabilirdi. Orkera'nın yerine Bakaya Traore belki de. Eskişehir Spor deplasmanında bence iyi bir oyun ortaya koydu ama 60. dakikalarda oyundan çıkartıldı. Olabilir. Yapmış olduğu hareket dolayısıyla belki de Hamza Hamzoğlu üzerine çizmiş olabilir. İşte ne, yani ne kadar kötü bir şey değil mi? Biz yani Bursaspor'un tribünleri konuşacağımıza veyahut da bir şeyleri konuşacağımıza teknik heyet işine düştük. Ama biz de futboldan amatörce oynadık Uğur. Biz de bir şeyler anlayabiliyoruz yani. Bak ne diyorum ben sana? İlk korner dakika kaçı gösteriyordu? İlk Bursaspor ilk korneri kullanıyor ve hakemin başlama düdüğünden tut ilk yarın bitimine kadar %61'e %39 ne demek ya? Bu maç artık bitti ya. Bitti. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Bursaspor yani belli 2-0. Şimdi Bursaspor taraftarı gerçekten Türkiye'de en zor taraftar gruplarından birisi. Bize Er Hoca dayanamaz. Sercan Mesut oyuna girdi bu arada. Girdi bu saatten sonra da artık hayırlısı olsun. İnşallah döndürürüz. Hiç olmazsa bir beraberlik alırız. Tabii bir puan. Yani bir puan bir puandır yani. 2-0 mağlubiyetten bir puan alabilirsek yine ne mutlu. Bütün hocalar 2 hafta 3 hafta bir performans düşüklüğü olduğu zaman takımda bizim şimdi maalesef hepimiz teknik direktör oluyoruz. Üçüncü hafta istifa sesleri başlıyor. Abi memlekette hoca kalmayacak ya. Ben biraz yani teknik heyet konusunda tamam eleştirebiliriz. Efendime söyleyeyim şu şöyle girmiş olabilir, bu yanlış olabilir gibi kelimeleri kullanabilirim ama yani bunlar zamanla ne oluyor? Çığ gibi büyüyor taraftarın gözünde. Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması var biliyorsunuz. Gelen geçen herkesi teknik direktör yapıyorlar. Ondan sonra bu isimler niye hemen ayrılıyor diye söylentiler çıkıyor dedi. Onu da programdan önce aradım. Yılmaz Hoca'yı da kendisi Almanya'daymış. İlerleyen günlerde konuk olarak geleceğim dedi Bursa TV ekranlarına. Onu da ağırlama fırsatı bulacağız. Ondaki enerji yeni hocalarda olsa baya bir hoca yani başarılı olur. Ankara gücünde Effa vardı. Tekme tokat dövmüştü. Kaçırdığı golden aynen, sonra. Aynen evet. Evet. O benim oğlum dedi ama evet. Söyledi değil mi? Yani ya Yılmaz Hoca gibi hocalar bu değerler bunlar doğan ya. Bunları kaybetmemek lazım. Yani en kötü ya bu hoca artık hocalık yapmayacaksa Yılmaz Hoca alacaksın Bursaspor'un başına veya altyapıya olur. Yani kimse yok demez ona. Çünkü o da geliştirir. O kabul seni. Etmez ama. Yok yani belli bir zamandan sonra ediyorlar ya. Çünkü Yılmaz Hoca'da şöyle bir ego var. Bendeki belgelerin hiçbiri şu anda kimse Türkiye'deki yok. Hiçbir antrenörde yok. Evet yok. Her seferinde doğru. De söylüyor bunu. Doğru yani. Çağırmıyor ama kimse de çağırmıyor Yılmaz Hoca'yı niye bilmiyorum ama kimse tercih etmiyor. Yıldızı düşük, yıldızı artık. O bir insanın şans yıldızı olur ya. Halbuki çok kariyerli bir hoca ama yıldızı artık düştü. Bir ara Yılmaz Hoca'nın Fenerbahçe ile ilgili söylentileri vardı. İşte Aziz Yıldırım'ı aradı, beni al Fenerbahçe'nin başına, gör bak şampiyon yapacağım. Belki bu açıklamaları diğer takımlar çerçevesinden Yılmaz Hoca'nın değerini düşürmüş olabilir. Evet,
Yılmaz Hoca bu, Türkiye'de saygı görülen bir hocalardan biri. Seviliyor yani. Gerçekten seviliyor. Bütün popüler bir adam. Yani ya diyorum ya bak şimdi biz teknik heyet işine daldık. Yani dediğim gibi bizim ben az önce başkan dedim ki ya başkan ben yanlış mı duydum dedim. Yayıncı kuruluş ilk defa Bursaspor seyircisinden bahsetti. Evet, evet. Dedi ki öyle bir seyirci ki dedi Bursaspor taraftarları dedi. Kilometreye bakmaksızın dedi her yere gidiyorlar içeride dışarıda. Hiç dedi takımını yalnız bırakmıyor. Yani düşün bunun farkına varan İstanbul medyası. Ya biz hep diyoruz ya biz her zaman takımın yanındayız. İyi de olsa kötü de olsa yanındayız. Ama dediğim gibi biz göze hoş gelecek, bizi mutlu edecek. Bak şu maçta %61'e %39 tersi olsaydı inan bizim Bursaspor taraftarı maçtan sonra takımı tribünlere çağır. Ama şimdi orada ateş, ne dedi ki o kadar güzel muhteşem bir görüntü var ki dedi şu an Bursaspor evet. tribünlerinde. Yani bunun hakkını versinler ya. Onlar uçakla geliyorlar. 10-12 saatlik yolu taraftar. Hep biz yaşıyoruz bunları. Yani biz sadece ya alınacak bir beraberlik de bizi mutlu etmiyor. Ya Antep'ten 15 saatlik yoldan Gaziantep'i spor yendiğimiz için 15 saat var ya benim için İnegöl'den gelmiş kadar çabuk bitti. Niye? Takım galip geldi. Top oynadı yani. Tomas Nesin bu dakika kadar 25 kez topla buluşmuş. 11 tane pası hatalı vermiş. Zaten biz izlerken 4-5 çok, tanesi... Çok cılız topa vuruşları hayret ettik yani. İlk yarı bir defa bir topla buluştu. Hani güzel bir vuruş yapsaydı... Dakika 80 bu arada. Belki gol olabilirdi. Ama sanki o kadar cılız vurdu ki topa ve top kaleyi de tutmadı. Son haftalarda çok i̇lk, büyük tabii, bir düşüş var anladım. İlk haftalardaki oyun daha ilk Bursaspor'a gelip oynadığı haftalarda dedim ki ya vallahi çok güzel bir transfer oldu. Bu dedim gol kralı olur Türkiye'de dedim. Tomas Necit için. Ama günden güne performans onun da düştü yani. Tamamen düştü. Şahsen ben Desutter geldiğinde Desutter ilk 11'de oynar. Tomas Necit de yedek kalır diye düşünüyordum. Ben de aynısını düşündüm. Beşiktaş'ı yıkan adam. Hep aynı düşündüm. Ve yani belli kariyeri de belli adam. Yani o kadar. İki golü var Beşiktaş'a. Yani. Ya diyorum ya biz şimdi bak Bursa'da sizin yerel basında işi çok zor. Bir şey yazmaya kalksanız inan bana garanti bir yerlerde telefon gelir. Niye işte takımın huzurunu bozuyorsun? Niye işte filanca? Bak bunları siz de yaşıyorsunuz. Biz bir şey bağırdığımız zaman hemen bizi de arıyorlar. Ya biz genelde yapıcı haberler yapmaya özen gösteriyoruz. Ya ama hep yaşıyoruz bunları. Bak biz bir şeyler bağırmaya kalktığımız zaman hemen diyorlar ki filanca kişi sizi arayıp da bunu mu bağırttırdı? Ya biz Bursa'nın iyi olmasını düşünüyoruz. Biz kimsenin adamı değiliz. Kimseye de eyvallahımız yok. Bursaspor galip geldiği zaman, Bursaspor iyi olduğu zaman bakın biz herkesle iyi oluruz. Muhalif yönetim olsa fark etmiyor. Yani kim olursa olsun herkesle iyi oluruz. Ya yeter ki Bursaspor'a bir şeyler versinler. Ya Bursaspor'un yanında olsunlar. Ya biz programda konuştuk. Sonra gene gittik ben birkaç kişiyi aradım. Dedim ki abi niye boşta duruyorsunuz? Ya Bursaspor kulübün durumu çok kötü. Ya biraz destek olsanız ya. Ya ben şimdi diyor iki sezon önce iki yönetim önce yönetim dedim. Şimdi işlerimle uğraşıyorum. Abi dedim alacağınız bir tane işte kapı ya bir tane kapı. Yani bu en kötü Bursaspor'a böyle destek verin yani. Ya seni Bursaspor'a gelmeden önce kim tanıyordu? Çoğu tanımıyor başkan. Yani biz Bursaspor'a tabii yönetime girdikten sonra tanınıyorlar. Ya bir neredeydi bilmiyorum da pardon Denizli sporlu bir tane yönetici bana ne demiş biliyor musun Uğur zamanında yaklaşık kaç yıl oldu unuttum. O zaman Bursaspor'da çalışıyordum saha içinde görevliydim. Dedi ki biz dedi Bursa'ya geleceğiz de 2-3 tane dedi arkadaşla dedi aramızda dedi neredeyse kavga ediyor. Niye dedi? Türkiye'de dedi, reklam yani televizyona vereceğin reklamdan önce dedi bir takıma dedi o şehrin takımı veya başka bir takıma yönetici ol daha popüler olursun veya işlerin daha çok artar. Neden dedim abi? Ya dedi ki bak ben dedi iplik fabrikam var benim. Bursa dedi tekstil. Bursa'ya dedi geldim dedi anlaşma yaptım dedi. Takım da galip geldi beraber kaldı. Şehrime dönüyorum. Ya anla bazı kesimler yöneticiliği nasıl ön planda tutuyorlar. Dedik ya geçenlerde profesyonel yöneticilik. Bazıları da profesyonel yöneticiliği başka yerlere çekiyor Uğur. Yani sırf yönetici olayım ismim gözüksün. Ama varını yoğunu ortaya... Neye göre kime göre profesyonel yöneticilik? Şimdi o konuda bak madem konu açıldı ben o konularda biraz doluyum ve donanımlıyım da kimseyi incitmeden birkaç kelime söyleyeyim.
bu yönetime kadar, bu yönetimi o yüzden seviyorum. Perdenin arkasında Bursa'da 3 kişi Bursaspor'un başkanlarını belirler. İş adamlarında 3 kişi perdenin arkasında. Ondan icazet almadan Bursaspor'a kimse başkan olamazdı. Olamıyordu bu yönetime kadar. Bundan öncesinden. Tabii onlar da Fenerbahçe, Galatasaray kongresi olan insanlar. Bu insanların cebinden zaten delikli 1 lira falan para çıkmaz. Şu anda alay yönetimi var. Fakat şu anda dahi ben inanıyorum seçimlerde bir başkan adayı çıkarmak için hatta şöyle bir şey yapalım mı Uğur? Ben şu anda kulislerde çalışmakta oldukları başkan adayını çıkartmak için çalışmakta oldukları ismi Yıldırım noterine gideceğim. Yarın sabah notere diyeceğim ki bir dahaki seçimde bu adam başkan adayı olacak diyeceğim. Bursaspor'a. Mayıs'ta kongre. Ve notere. Mayıs'ta kongre. Bekliyorlar işte. Bak notere ben onu tasdiklettireceğim. O gün geldiği zaman burada yine programa çıkacağız. Diyeceğim ki buyurun noterin dedi. Ya insanlar çalışıyor. Peki bu kadar basit mi bunlar? Çok basit. Bunlar çok basit. Bursa'da çok basit. Şimdi divan kurulu üyeleri. Bakın 70'li yılları çoğunuz bilmez. Bursa'da mesela adam gelmiş mal müdürü, kaymakam, emniyet müdürü. Bu tür insanlar işte Adıyaman'dan gelmiş bilmem. Orada memur. O zamanlar Bursa bu kadar kozmopolit değildi. Kozmopolit olmadığı için nazik insanlarda olduğumuz için bürokraside konum sahibi insanlara saygı duyulurdu. Mesela geliyor ya diyor işte sayın müdürüm gel seni Bursaspor'a kongre üyesi yapalım. Hadi tamam oluyor. Hadi. Ya Bursaspor'daki futbolcunun ismini bilmeyen adamlar divan kurulunda eski üye olduğundan dolayı. Bu tür insanlar var daha gelmeyen insanlar var. Baştan bu işlerin bir düzeltilmesi lazım. Divan kurulundan tut bazı değişiklikler yapılması lazım. Bak en basit örnek kongre üyeliği. Kongre üyeliğinin şartları ne? Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Dernek olarak bundan evvelki yönetime 50 kişi bütün arkadaşlar kongre üyesi olmak istedi. Götürdük. Dedik ki kardeşim biz kongre üyesi olmak istiyoruz Bursaspor'a. Ben zaten kongre üyesiyim de arkadaşlar için olmayanlar da vardı işlerinde. Götürdük. Hiçbirimizin kongre üyeliği arkadaşların onaylanmadı. Kriter ne? Bu çocuklar Bursasporlu değil mi? Bu çocuklar para vermiyor mu? Evet. Ama 200 kişinin kongre üyeliği bir kişi tarafından verildi. Hepsinin parasını da bir kişi verdi. 175'er lirayı. Üyelik parasını ve kongre üyesi oldular. Blokoy yapıyorlar. Ya bu şekil olursa sen taraftarı da bölersin 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e. Bu Erkan Kürüstan döneminde de gündeme gelmişti. Her Tüyo abinin anlattığı olay. Bu şimdi taraftarı da bölüyorsun sen. Ben de buradan taraftara sesleniyorum. Diyorum ki kardeşim alın makbuzunuzu. 175 lira üyelik tamamen. İlk girişle beraber. Gösterin makbuzunuzu. Onun bunun adamı olmayın. Bursaspor'un adamı olun ya. Ben sen para verdin diye seni desteklemek zorunda mıyım ben? Sen iyi değilsen. Peki sen niye para veriyorsun? Bir çıkarım vardı ondan veriyorsun. Yoksa durup dururken niye sen 200 kişinin kongre üyelik parasını vereceksin? Bunlar acı gerçekler. Baştan bunların bir düzeltilmesi lazım. Türkiye'de ondan sonra serbest olarak kardeşim kim? 5 tane başkan adayı geldi. Bakarım. Yönetimine bakarım. Yöneticilerine bakarım. Kendine bakarım. Ha, iyi bir başkan her şeyi bilen başkan değildir. Hiç kimse her şeyi bilmez. İyi bir başkan yönetim kurulunu, iyi yönetim kurulu seçen başkandır. Bakarım. Demokratik hakkım. Giderim sandığa, atarım. O şekil kazanır. Blokoyla işte bilmem ne başkan, büyük başkan tak seçildi. 3 gün sonra öbür muhalif grup istifa. Ya böyle bir şey olmaması peki, lazım. Peki önümüzdeki seçimde bu olayın tekrar yaşanacağını mı söylüyorsunuz yani? Bu tarz olaylar mı olacak? Bu olaylar bitmez. Bu olayların Necmi bitmesi için. Dediğine göre Mayıs'ta tekrar bir seçim olacak. Şimdi
Eğer böyle giderse, şimdi bak bu alayın iyi olmasını isteyen insanlar da var. Birden alayın ismi yıldızlarla yukarılarda olmasını istemeyen insanlar da var. Bak ben birleşemiyor, şehir birleşemiyor yani. Ben başkana şurada katılıyorum. Kendi mahallemden örnek vereyim ben sana. Biraz da yani blok oylar var. Bak bu Bursa'da Türkiye'nin istediğin takımına git. Bursa Spor'daki blok oy hiçbir kulüpte yoktur. Bak emin ol buna, yoktur yani. Ben 97 veya 98'den beri daha bir tane kongre kaçırmadım. Uğur, hepsinde orada bulundum. Yani çok kızdıkları, Recep Güney'in bile nasıl başkan olduğunu birebir gören bir insanım ben yani. Kayyuma gidiyordu az da. Birebir gören bir insanım. Yani Fethiye Kültür Merkezi'nde, ayıp da söylemesin, tuvaletin kapısında liste yapıldığını ve kimlere karşı olup da oraya başkan adayı çıktığını dahi bilen insanım. Yani kimlere gidildi, sen aday ol, sen aday ol diye. Kimin zamanında? Recep Güney seçildi işte 99 yılında. Yani biz neler, yani işte diyorum ya, biz neler biliyoruz, neler görüyoruz. Ama Bursaspor zarar görmesin diye. Şimdi bana da geldi, mahallemi çocukları veya diğer türbündeki gençlerimiz de geldi. Abi diyor, ben diyor Bursaspor'a diyor katkı sağlamak istiyorum dedi. Kongre üyesi olmak istiyorum. Tamam abicim dedim, hazırla kimliğini, fotokopisini. Biraz bu yönetim biraz daha sıcak davranıyor. Evet. Bak biraz daha sıcak davranıyor. Ve ben onlara dedim ki, hatta şu an bizi izliyorsa %99 izliyordur. Muharrem Vatansever diye bir kardeşim var benim. Bir gün geldi bana dedi ki kahvenin önünde, abi dedi, ben dedi üye olmak istiyorum ama referans kimi yazayım? Veyahut da şimdi biz bir türbünde bulunarak diyor, seni yazarsam acaba sakıncalı olur mu? İşte Uğur Engin yazarsam sakıncalı olur mu? Suay Doğan yazarsam sakıncalı olur. Şimdi insanlar korkmaya başladı artık. Yani birinin adamı, yeni nesil birinin adamı olmak istemiyor. Bak bu blokoyla Bursa'da oldu. Bir yani kriter gelmedi. Biz blokoyla Bursa'da oldu diyorum. Bir kongrede, yani seçilmiş bir kongre, yakın bir kongre bu. Kongre salonundan ben filanca yerliyim, şu bölgenin insanıyım deyip de yani özmöz Bursalı, özmöz Bursporlara posta koyan, kafa tutan insanlar da gördük yani. Bunlar Temiz Su abi diyemedi. Ben söyleyeyim, 300-350 tane oyu kongre aidatını kendi yatıran bir, yani bunu Bursaspor camiası çok iyi biliyor. Oy kullansınlar diye. Tabii canım. Bu son kongrede işte Alay'ın kongresinde ben bir otobüs hiç yani alakası olmayan insanlar gördüm. Niye? İbra edilmemek için. Bunlar da oldu yani. Biz hep görüyoruz Uğur. Ama işte Bursaspor zarar görmesin diye aman uzak kalalım, aman sakin olalım. Çünkü bizim de böyle ensemizde olan insanlar var. İşte çok konuşmayın, kulüp zarar görür. Tabii başkanı anlatmak istediyor. İbra ettirmek için, düzeltelim. İbra edilmemesi için. Edilmemesi için mi? Tabii canım yani. Recep Bölükbaşı ile alakalı yok, alakası yok o zaman. Recep yani. Bölükbaşı ile alakalı. Ben dürüst olayım yani. Onun yönetiminden olan insanlarla alakalı. Madem işte dürüst olacağız, işte başkanı anlatmak istediyor. Ben bir arkadaşımı üye yaptım. Dedim ki, bak dedim, iki tane aday var. Ben seni üye yaptım dedi. Yani ben seni derken zaten parasını kendi veriyor da, ben seni üye yaptığım için değil. Elin kime gidiyorsa, bak dedim, kafan hangine rahat olacaksa git dedim, ona oyunu ver. Ben bilmiyorum mu şimdi Uğur seni üye yaptım filanca kişiye at demeye, ben de bilirim. İşte bunları Bursaspor bunları kaldırması lazım. Eğer biz bunları kaldırmadığımız süre boyunca Uğur, kusura bakma, Bursaspor daha çok zarar görecek. Şimdi şu an üye sayısından haberim var. Büyük harflerle yazdığım Samuel Eto dikkat başlığını tekrar anımsatalım. 3-0 oldu yine Samuel Eto. Aynen. İşte bak yani bir ara Bursaspor'da işte Ronaldinho gündemdeydi. Evet. Yok işte diyor, yaşı diyor, filanca diyor. Biz ne topçular geldi. Şenol yani, Güneş açıklama yapmıştı. Bize Ronaldinho değil, genç oyuncular lazım. Genç oyuncular da kusura bakma yani, biz de ne oyuncular alındığını gördük. Buraya Ronaldinho gelsin, sadece formadan iki kat para çıkartır Bursaspor. Ya Uğur, şu kulüp Bağkur emeklisi futbolcu aldı ya. Bağkur, bildiğin Bağkur emeklisi. Aynen. Yani. Aynen. Biz gördük yani, ne topçular alındı. Yani Vakıfköy'de iki kere topa vurdu. İşte bir daha bu durumlara, bu pozisyonlara düşmememiz için, bugünleri yaşamamamız için baştan, şimdi taraftarda sıkıntı yok. Taraftar 10 numara. Ben de dernek başkanı olarak, derneğimiz olarak sevgi, saygı, samimiyet, kardeşlik bütünleştirmeye çalışıyoruz.
güzel de yol kat ediyoruz. Buradan asıl şehrin dinamikleri, bunların artık bir barış ilan etmesi lazım. Samimi olması lazım. Yüzlerinden maskeyi indirmesi lazım. Maç bitir galiba. Gerisi olur. Kısa bir reklam arası verelim. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası tekrar Birebir Futbol kaldığı yerden devam edecek. Değerli izleyenler, Birebir Futbol'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Necma Yıldız, 3-0'lık mağlubiyet. Karşılaşma sona erdi. Antalya Spor 3, Bursa Spor 0. Ya işte bayramın gelişi Arife'den belli dedi ya başkan. Ben hissettim yani. Çünkü gerçi maçtan önce çok umutluydum. Onların iki tane önemli futbolcunun geçen haftadan kırmızı kart cezalı olmaları bir umuttu benim için. Ama o umudumu da sağ olsun Hamza Hoca söndürdü. Çünkü senin attığın başlık doğru çıktı. Dikkat et o. Değil mi? Yani demek ki adam daha bitmemiş yani. Yani bizim nedense Türkiye'de bir şöyle bir gözlem var. Yaş 36. Oktay Derelioğlu Eto bitmiş dese de Eto her geçen gün ben bitmedim diye bas bas bağırıyor. Ya ilk yarı ne topla buluştu. Beraber seyrettik işte. Yani bütün topları kendi koşuyordu ya. Ayağına beklemiyordu yani. Şu baksan ne kadar koştuğunu bilmiyorum. Çıkar belki şeyden de aldığı kilometre ne kadar kaç metre koştu. Demek ki bazı insanlar da 40 yaşında da olsa koşar. Daha bitmemiş yani. Hamza Hoca gerekli önlem almaya gerek yok. O zaman işte böyle de 3-0'lık bir skorla sağdan boynun bükük ayrılırsın. Yani önümüzdeki haftada Malki var Kasımpaşa'da. O zaten başka bir tehlike. Büyük ihtimalle ona önlem alır. Bu hafta artık. O onu alamazsa Eren derdi yok var. O yani, sakat. Oynamıyor mu? Sakat. Birinden kurtulduk bari. Ya şimdi takım 3-0 mağlup. Şimdi Hamza Hoca'nın vereceği demeci ben çok merak ediyorum. Ya çünkü gerçekten orada basından bir arkadaşımız demesini beklerim yani. Ben bir gazeteci olsam. Hocam sen hafta içinde bize dedin ki Eto için önemli bir şey önlem almayacağım. Al sana önlem işte. Yani demek ki adam bitmemiş. Yani bitmeyen bir insan da sahanın içinde her şeyi yapabilen bir insan. 88'de Jean-Paul Karajan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İşte o çocuk da iyiydi. Yani koşuyordu. Ne bileyim ön libero'da oynuyordu. Yetenekli bir oyuncu. Bence yetenekli yani. İyi bir transferlerden birisi. Ama dediğim gibi biz... Yarım devre gerçi Bursa Spor'da kalacak ama... Yerinde bir transfer bence. Ya oraya lazım olan futbolculardan biri. 500 bin TL gibi bir rakama yarım devreliğine. Ya Uğur ben anlamıyorum. Şimdi Hamza Hoca'nın da tanıdığı bir isim. Ya kendi öğrencisi. Evet. Şimdi bu, anlamıyorum. Zamanında bu tür oyuncuları Galatasaray veya diğer takımlara alacağın zaman al işte bir Yekta örneği vardı. O kadar adam boş yedi. Madem öyle bir futbolcu arıyorsun Yekta örneği işte. Antalya'da bugün neler yaptı yani her yerde bastı. Neredeyse Batajı'yı oynatmıyordu. Yani ya biz dedim çok biliyoruz bu futbolu. Yok da bazı hocalar veyahut da teknik heyet işleri bizi ilgilendirmez ama televizyon başından da izlediğin zaman daha değişik geliyormuş. Tribünden daha değişik. İnsan daha böyle çıplak gözle seyredebiliyormuş. Siz de bu karşılaşmada Antalya'da yerinizi alamadığınız Eskişehir Spor Deplasmanı'nda görmüş olduğunuz cezadan dolayı Bursa Spor tribünleri Antalya Spor Deplasmanı'ndan. Vallahi biz neden ceza aldığımızı bilmiyoruz pek yani. Çünkü Hamza Hoca'nın geçenki açıklamasını burada değindik. İnşallah öyle bir hata yapmaz gene, öyle bir açıklama yapmaz. Biz orada maç bitiminde yani Bursalı Hamza Hoca diye çağırmak istiyoruz. Çünkü burada ekmek yiyorsa biz onu böyle çağırmak isteriz tribünlere. Yani oraya gitmememiz, burada dualarla dedik ya Bursaspor inşallah kazanır. Ben umutluydum, gerçekten de umutluydum. Şimdi oraya giden seyircinin o yol bitmez. Bir taraftar gözüyle şey yapayım. Şimdi futbolcu ne yapacak? Alacak duşunu, uçakla gelecek.
Saat gece 12'sinde evinde olacak. Peki bizim buradan araçlarla oraya Antalya'ya giden taraftarı düşünen var mı? 3-0 takım mağlup. O yol bitmez işte. Ben buna değinmek istiyorum. Teknik heyet benim işim değil. Ben türbünden konuşurum veya gördüğüm şeyleri söylerim. Güzel olanı anlatmaya çalışırım. Çirkin olanı da anlatırım. Temin neyden bahsediyorduk? Kongre üyeliklerinden bahsediyorduk. Kulübün ne durumda olduğundan bahsediyorduk. Biz keşke burada türbünle ilgili ne dedik programın başında? Antalya Sporlu taraftarlara ve Antalya şehrine teşekkür ettik. Doğru mu? Evet. Güzel ağırladılar. Biz olmasak bile bizim yerimize giden kardeşlerimize, arkadaşlarımıza o kadar güzel misafirperverlikler sergilemişler ki sanal alemde gördüm resimleri yani. Paylaşmışlar. Çok güzel bir dostluk vardı. Şu biz de ilk kere onlara burada bizim bir kardeşlerimiz var Orhan diye. Onun kendi bir grubu var. 1963. Orhan kardeşim kendi grubuyla beraber buradaki bütün Antalyalılara maç öncesi yemek verdi. Ya biz böyle olmasını istiyoruz. Yani bizim anlatacağımız bunlar olsun. Topla oynamada %53'e %47. Yaklaşmış biraz. Biraz yaklaşmış ya, ama 3-0'lık bir skor var. Yani keşke diyorum ya %61'e %39 devam etseydi de 1-0 olsun veyahut da biz alsaydık maçı ama iş işten geçti takım 3-0 mağlup. Şu abi tamam, senden değerlendirme alalım. 3-0'lık bir mağlubiyet Bursa Spor Antalya deplasmanında. Vallahi 3-0 mağlup işte oldu. Yani ilk yarıyı seyrettiğime göre dedim ikinci yarıda aynı futbol oynarsak kısır bir maç olur. Ama demek ki yani 49. dakikada atılan golden sonra seyretmediğimiz için o şekilde yorum yapıyorum. Açıldık, açık futbol oynadık. Açık futbol oynayınca da Antalya hızlı dediğimiz gibi ikinci ve üçüncü golüydük. Golü biz bulamadık maalesef. İnşallah Kasımpaşa maçında bu mağlubiyeti telafi ederler. Çocuklar bizim çocuklarımız. Takım bizim takımımız. Arma bizim armamız. Futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Ama pis pisine yenilmek de üzüyor bizi haliyle. Bak dengemiz bozuldu yani. Şimdi 3-0 Bursa Spor'a yakışan bir mağlubiyet. Yani ben yakıştıramıyorum ama yapacak bir şey yok. Olan oldu, sineye çekeceğiz. Tabii bu da bugünün sorunu değil işte. Geçmişten gelen son 2 senedir, 3 senedir olan olaylarla birike geçmişten gelen bir sorun bu. İnşallah bu sorunlara yönetim, şehir hep beraber sevgi ve kardeşlik içerisinde yönetimde taşın altına tamamen elini koyarak bunların inşallah üstesinden geliriz yani eski günlere döneriz diye ümit ediyorum. O ümidimi, o enerjimi, o sinerjimi de hiçbir zaman kaybetmedim. Çıtayı her gün yükseltmeye çalışıyoruz dernek olarak. Yaptığımız işlerle, şunla, bununla, efendime söyleyeyim, hasta ziyaretiyle sinerji, enerji olsun. O kulübe yansısın, futbolculara yansısın. Bu şekil herkes karınca kararınca elini taşın altına sokarsa mutlaka güzel şeyler olacağına inanıyorum. Az önce Suyu abi başkanlık seçimleriyle ilgili noktaya değinmiştin. İstersen kaldığımız yerden ona devam edelim. Ne gibi bir işleyiş var başkanlık seçimlerinde? Şimdi herkesin bildiği, yani herkesin bildiği derken bu söylemlerimin muhatabı olan insanların bildiği, işte Necmi gibi belli başlı kardeşlerimizin bildiği ama çoğu taraftarın bilmediği konular. Yani Bursa'da 70'li yıllardan bahsediyorum. Bakın 70'li yıllardan gelirsek bugüne geleceğiz. O zamanlar 3 büyük takımın hemen hemen Bursa'da çoğu insan 3 büyük takımı tutardı. İşte ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray falan filan. Yani Bursa'da adam lütfen gelmiş başkan olmuş ama sorsam birinci takımı işte Fenerbahçe. Sorsam işte birinci takımı Beşiktaş. Hatta bundan evvelki yönetimin tek yaptığı iyi bir şey gördüğüm kadarıyla çift kongre üyeliği olanlar vardı. Onların hepsini temizlediler. Ya çift kongre, bir adam ya Bursa Sporlu olur ya başka takımlı olur ya. Neyin mücadelesini veriyoruz? O zamandan bu zamana koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahim Çelebi derlermiş. Adamın olmadığı yerde başkan olan adamlar
Bursaspor'a başkan olan adamlar oradan ivme kazana kazana, hepsi değil yalnız. Burada istisnalar çok nezik, gerçek manada hizmet eden insanlar da oldu. Mesela bir Murat Güles. Murat Güles'in dönemine baktığın zaman, bakın bir olayını anlatayım. Beşiktaş'la Fethi'nin falan oynadığı zaman, Bursaspor'a transfer olduğu zaman Beşiktaş'la maç var. İstanbul'da takım otele gidiyor. Odaya hep Beşiktaşlıların formalarını asmış. 10 numara, 9 numara, 8 numara, 7 numara, kimler oynuyorsa artık. Takım giriyor içeriye, bir bakıyor. Hep ulan Beşiktaş forması Bursaspor'un odasında. Bu nasıl iş? Beşiktaş'la oynanacak bir maç var. Bir şey yokmuş gibi odaya giriyor. Hayırdır, ne boynunuz büküyor? İşte başkan formaları var. Hemen malzemeciye getir oğlum formaları. 10 numarayı kim tutuyor? Mesela 2 numara. Tak, Beşiktaş'ın 10 numarasının üzerine Bursaspor'un 2 numaralı formasını koyuyor. Görüyor musun diyor şimdi Beşiktaş forması? Bak sen üstesin. Herkes adamını tutacak. Bizim Beşiktaş'tan eksiğimiz yok. Bu maçı alacağız. Radyoda açıklama yapmıştı. 3-1 alacağız diye. Takım elbisesine spikerle iddiaya girdiler. Fethi maçtan sonra televizyona spikerlere açıklama yapıyor. Başkanımdan çok özür dileriz. Başkanım 3-1 dedi ama biz 2-1 yendik diye. İstanbul'da. Ya bu bir başkan. Evet. Yani şimdi başkan ve yöneticiler de vasıf olacak. Şimdi mesela taraftardan sorumlu yöneticisi. Abi ben Şeref Türbünü'nde oturmaya, kravatı takmaya gelmedim oraya. Taraftardan sorumlu yöneticiysem Texas'ın içine girer otururum. İkinci yarıya geçerim, maratona otururum. Yeni Kapı'ya. Tabii canım, iç içe olacaksın. Ama maalesef üretmiyoruz. Şimdi Kozmo mevcut bir şey var, klişe var. İşte sen yöneticisin, senin görev bölgen bu veyahut da bunlar bunlar bunlar. Adam kendini kilitliyor ona dar çerçeve. Oradan ben bunları yaptığım zaman bana yeterli. Ama tabii. Ama üreteceksin. Her an bir şeyler üretirse işte o zaman faydalı olursun. O zaman daha şey olur yani. Değişik değişik şeyler üreteceksin yani. Sade başkan değil. Herkes. Bütün yöneticiler. Kulüp müdürü. Her an insan kendini yenilemesi lazım. Ürettiğin zaman mesela bu bardak. Bu bardağı burada görüyoruz. Bu bardağı buraya almak da bir üretimdir yani. Şimdi bardağın yeri değişti. Evet. Yenilemedir. İnsan kendini yenilemezse doğru. Kulüp olduğu yerde sabit kalır. Bu yönetimden... Ama bazı isimlerde, bazı kurumlarda bunu inadına yapmıyor. Çünkü kendine tehdit görüyor başka isimleri. Evet. Gerek yok diyor, o öyle kalsın diyor. Ben geldiğimde tabii, de öyleydi diyor. Tabii. Değiştirirsem diyor, millet yanlış anlar diyor. Bu kadar haksızlığa uğradık. Tam maçın mesela Şenol Güneş'in hoca, bizim takım 6. bitirdiğimiz sene hakem hatalarıyla 15 puanımız gitti en az. Evet. Kimse çıkıp da abi beni asacak halleri yok ya. Al işte Suat Paçacı bir konuştu. Gerçi 45 gün hak mahrumiyeti verdiler. Hiçbir şey de yok ortada. Çıkıp masaya elini bizi yani bizim kimseye bir gebeliğimiz çok affedersin öyle bir şey yok ki yani. Sen masaya çıkıp bir elini bir vur bakalım ya İbrahim başkan gibi, rahmetli başkan gibi. De ki kardeşim hayırdır ya. Bunu diyemediğin süre içerisinde üzerine geldiler. Tamam beni feda et, bir iki kişiyi feda et. Ama bizim üzerimize oyun oynayan adamlar o zaman diyecekler ki lan bunlar bizim başımıza sıkıntı olmaya başladı. Bunlara karşı daha dikkatli davranalım. Aziz Yıldırım'a niye kimse bir şey yapamıyor? Türkiye'de futbolu Aziz Yıldırım yönetiyor. Maalesef kimse bir şey yapamıyor. Bizim de bu neden kaynaklanıyor? Bak şimdi bütün gelmiş geçmiş şehrin dinamiklerine baktığın zaman demin biraz evvel ne dedim? Yeni bir başkan hazırlığı var, şu var, bu var falan filan. İnsanlar birbirlerini çekemiyor. Birleşip de şehrin dinamikleri birleşip de şimdiden başta temelini at. Karınca misali. Yani lobi faaliyeti. İstanbul nasıl lobisini yapıyorsa o İstanbul'un göbeğine yavaş yavaş sen de lobini sok. Hakemini sok. MHK'ye sok. Sokmak için gerekli mücadeleyi yap. Sadece takımı yönetmekle burada efendime söyleyeyim herhangi bir yönetici sıfatıyla görev yapmakla dar çerçeveden çıkmadığın zaman
hiçbir şey yapma lüksün şansın yok. Ben her zaman diyorum yani şimdi 2 sene sonra şampiyon, öyle bir dünya yok. Kendimizi kandırmayalım. Mali yönden tablon yüksek olacak, bir, borçlar bitecek. Bunun için ne yapmak lazım? Değişik şeyler üretilmesi lazım. İş adamları, demin Necmi kardeşimin de dediği gibi, herkes elini taşın altına koyması lazım. Mali tablo da yetmiyor. İstediğin kadar paran olsun. Sen İstanbul'da, madem bu Bizans oyunu bu şekilde oynanıyor, sen İstanbul'da lobini, Bursa Spor'un lobisini kurmadığın, kendini kabul ettirmediğin süre içerisinde şampiyonluk bir daha bana göre zor. Bunları yapmamız lazım. Yani yönetimin bana göre görevi, dinamiklerin, şehrin dinamiklerinin görevi bu olma. Ben bundan evvelki programlarda demiştim. Buradan sizin aracılığınızla şehrin dinamiklerine sesleniyorum demiştim. Lütfen bize destek verin. Bizi takip edin. Hep beraber bir şeyler üretelim. Bize de yardımcı olun. Biz de size yardımcı olalım. Bir köprü vazifesi kuralım. Bunu yine tekrarlıyorum. Dediğim gibi lobimizi kurmadan, maddi durumumuzu düzeltmeden, işte o lobi faaliyeti de çok göreceli, çok genel kapsamlı bir şey. Sadece oraya adam sokmakla olmuyor yani. Belki hepsine yani adam sokacaksın, bizim adamlarımız da olacak. Oraya soktuğun insanlar da dirayetli insanlar olacak. Emme basma tulumba gibi kafasını sallamayacak. TFF'de şu anda Bursaspor'u temsil eden kimse var mı? Bildiğimiz kadarıyla. Bursaspor sorumlusu var mı? Şu anda bilmiyorum. Bursa'da. Yok diye biliyorum. Futbol yani, Federasyonu'nda mı? Evet. Federasyonu. Var. Kim var? Kim var? Mustafa Çağlar orada. İşte Mustafa ben, Çağlar orada da. Yönetimde. Ama bizi temsilen gözükmüyor. Evet yani şimdi, onu demek peki, bir şey ben, temsilen olarak işte bir şimdi ben onu nasıl söyledim sana. Sana söyleteyim diye. Bursalı olduğu için sen o açıklamayı şimdi yaptın. Şimdi tahkim kurulunda kaç tane Fenerli ve X takımlı Beşiktaş Galatasaraylı var biliyor musun? Bir sürü. Bir sürü. İki tane Trabzonlu bile var. Evet, Trabzonlu bile var. Şimdi bizim neden hiçbir şeyimiz tahkimden dönmüyor? Hep onay yani, görüyor değil mi? Başkanın anlatmak istediğini ben anlıyorum. Aynen. Şimdi biz şampiyon olduğumuz zaman Boğaz'a bayrak asılacağız ama kıyamet koptu. Doğru mu? Evet. Ya Boğaz'a bayrak asılacak. 14 mu 16 tane milletvekili var veyahut da ne bileyim. Ya Allah'ınızı seversiniz ya. Seçimlerde ben İS Parti hiç fark etmiyor. Ya muhalif olur, ana iktidar olur, diğer partiler olur. Hiç önemli değil. Ya oy toplama mahalle mahalle gezerkeniz, bak ben bunu Zafer Mahalle'ye gelen bir milletvekili adayına söyledim. Dedim ki vekil olursunuz olmazsınız beni ilgilendirmiyor. Ama dedim ki ben sizin Bursaspor atkısıyla mahalle mahalle dolaşmanızı istemiyorum. Kızdı bana. Neden dedi? Dedim ki siyaseti Bursaspor'a, Bursaspor'u siyasete bulaştırmayın. İstemiyorum ya. Ben bir Bursaspor. Bir tane oyun var zaten. Sen atkıyı taksan da takmasan da bir tane oyun var. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onu kullanacağım. Ama Bursaspor'a üstüne oynanan oyunlarda Uğur bir tane milletvekili çıkmıyor ya. Demiyor arkadaş siz ne yapıyorsunuz ya? Bir işte bu hafta işte o Fenerbahçe maçından önce bir Hüseyin Şahin'di galiba sayın milletvekilimiz uğraşmış. Evet. Yani Efkan Ağar'la ben başta olmama rağmen küfür yoktu demesine rağmen İçişleri Bakanı gene ceza yemiş bir kulübüz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bursaspor gecesi oldu mu İstanbul'da şampiyon olduktan sonra? Ben pek hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsunuz. Oldu. Oldu mu? Oldu. Yani oldu. Peki öne çıktı mı basında? Çok öne çıkmadı tabii. Ve X takım şampiyon olunca Bursa'da hatta önemli bir gece kulübünü kapatmışlardı. Ama bak gene gidenler bizden birileri değil yani sonuçta. Ben ona izah etmeye çalışıyorum. Değil mi? Yani şimdi bakıyorsun X takım şampiyon oluyor. Bir bakıyorsun Bursa'nın en güzel yerinde gece düzenliyorlar. Şampiyonluk gecesini düzenliyorlar. Kuruluş yıl dönümünü düzenliyorlar. Filanca işte derneğin açılışını. Kardeşim biz temin başkan dedi ben de oraya geleceğim. Yani neden bizim lobimiz yok? Niye biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir işte Bursaspor'un kuruluşu 50. yılında Bursa'dan başka nerede kutlandı ya? Yani kutlanmadı ki doğru düzgün. Doğru. İşte bu lobi faaliyetlerinde Necmi'cim yani sen ben değil. Akil insan dediğimiz kişilerin bu lobi faaliyetlerinde
kılıcı çekmesi lazım. Ön ayak olması lazım. Ön ayak olması lazım. Şimdi benim ne haddime yani? Bizim mahallemizde divan kurulundan bir abimiz var. Tamam mı? Yılların üyesi. Bursaspor'un kötü gidişatında dedim ki divan kurulu üyeleri ne işe yarıyor? Sadece dedim filanca otelde yemek yemeyi mi biliyorsunuz siz? Kızdı bana. Sen dedi ne biçim konuşuyorsun? Ya kardeşim sen divan kurulu üyesin. Alırsın mikrofonu. Sen aidatını yatırıyorsun, kombineni alıyorsun. Benimle bazen maça geliyorsun. Bir çık de ya. Ya bir çık de siz ne yapıyorsunuz de. Siz ne yapıyorsunuz de. Bir şey de yani bu paralar ne yaptınız de. Bir hesap sorun ya. Ben kongrede hesap sormaya niyetleniyorum. Bir bakıyorum hep aynı insanlar çıkıyor konuşmacı olarak. Çünkü divan kurulunu kuranların da işine geliyor yani bu. Bıraksınlar bakalım yeni nesil gençlerden veya türbünden gelen bir insanı bıraksınlar bakalım kongrelerde konuşma. Hemen o şey yapıyorlar tamam yeter bu kadar veyahut da niye? Yani onlar kadar biz onlardan daha çok Bursporluyuz. Ben söylüyorum her zaman dediğim bir laf vardır. Benim türbünden bir abimizin kullandığı bir laftır. Ben onu hep kullanırım zaten. Siz kiracısınız, ev sahibi biziz yani. Siz yönetici olduğunuz zaman maçlara gelirsiniz. Çok nadirdir yönetimden sonra maçlara gelen başkan. Bak inan bana hep sayılı insanlardır. Yani Bursaspor yöneticiliği bittikten sonra bir bakıyorsun adam yıllarca maçlara gelmiyor. Uğur bak buna emin ol. Yıllarca maçlara gelen bir insan değil. Ne zaman kongreye yakın olsun. Bak ben alay yönetim değil de diğer çekilen yönetici abimiz vardı ya başkan adayı. Onun yönetiminde 2-3 kişi vardı. Aylarca onları stadın etrafında dahi görmedim başkan. Ne zaman söyleyeyim tribün oyun listesine girdiler. Abi baktım deplasmana dahi gelmeye başladılar. Ya demin başkan diyor ki öyle bir yönetici olsun ki yıllar önce Kocaeli ile maç ediyoruz. Yani orada bir de mübarek bir akşamda Kadir gecesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. O kadar zulüm görüyorduk ki emniyet güçlerinde. Anlatamam size. Levent, hangi maçta? Kocaeli Spor Bursaspor maçında. Levent Kızıl şeref türbünden indi. Sahanın içinden geldi. Texas'ın göbeğinde maç seyretti. Demin başkanın söylemek istediği buydu. Evet. Ben geçen de söyledim. Öyle güzel yöneticiler var ki son zamanlarda o takım işte elbisedir, kravatıdır bir kenara bırakıp benim yaptığım 2 yıllık bu tribün liderliğinde inanır mısın? Ben gene ismini zikretmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ali Turan dediğimiz bir insan var taraftarlardan sorumlu. 2 sene boyunca bana çok yardımcı oldu. Yani kapıda... Altyapıdan sorumlu. Ya bizimle hep ilgilendi. Yani deplasmana gittiğimiz yerlerde ilgilendi. İşte bir sıkıntınız var mı? Biz stat'tan çıktıktan sonra kendileri gidiyordu. Ya profesyonel yöneticilik böyle de oluyor. İlla okumuş olarak değil yani. Sıra dışı yani olacaksın. Taraftarların içerisinden gelen bir yönetici. Sıra dışı olacaksın. Ya, sıra dışı evet. Ya. Ya biz şimdi böyle insanları daha böyle empati duyuyoruz değil mi? Böyle seviyoruz yani, böyle insanları. Yani ben şimdi Levent... Ya bin otobüse deplasman Antalya'ya git bir kere ya. Bir kereye masum mesela. Ya ama... Bin otobüse git mesela. Ama yani ne olur yani? Ali Turan dediğimiz insan bizimle yıllarca yani, deplasmanları bizim otobüslerle gel. Çünkü bizim neler çektiğimizi biliyor artık yani. Biz ne diyoruz? Kardeşim sadece seçildiğiniz zaman bir toplantı değil. Gene toplantı yapın. Gene bizimle muhatap olun. Ya sorun bizden istediğiniz ne? Biz evet. Ne diyoruz? Şeffaf olun. Sizin bu istediğiniz, arzu ettiğiniz olayları aynısını Turan Dursun da istiyor. Turan. Yani o da gerçekten de Bursa Spor aşığı. Buraya gelirken darıldı bana niye getirmedin diye haberin olsun. Bir dahaki programda bekliyoruz o zaman. İnşallah o bizim hayat kaynağımız. Yani neşemiz o bizim ya. Gençliğimiz yönetimle ilgili ne gibi sıkıntılar vardı sence? Gençliğimiz yönetimle ilgili bir söyleyeyim ben sana. Bakıyorum abi geçen kulağıma geldi hiç hoş değil. Ya diyorum ki işte onlardan gençliğimiz yönetimle bir de birkaç ismin hakkını yemeyelim. Yani bu Ali Turan da vardı, Ahmet Bozdemir vardı. Ahmet Eraslan. Ahmet Eraslan bak özür dilerim hakkını helal etsin. Bu işte dedim ya tır başladı tır, ya. Tır ya yani. Bak şu 3 yönetici. Bursa sporlular var gerçekten de. Bursa spora sahip çıkan isimler Ahmet, vardı. Aralarında. Ahmet Eraslan, Ali Turan, Ahmet Bozdemir. Bak ben bunların gerçekten samimi olduğuna, Bursporlu olduğuna kefilim. Ya görüyorsun plaket aldı. İbe etti. Ne yaptı? Gitti kapı. Ben aradım teşekkür ettim Bursporlu olarak. Sonra diyorum ki abi diyorum
İbra olayı var bir eski bir yöneticiye. İbra olayına gelelim. Neyse anlatıyor bana İbra nasıl olur veya olmaz. Oralara girmeyeyim dedim ben. Ya abi dedim kulübe 10 ile 14 bin arası yumurta almış. Ya bunun bana açıklamasını yapsana dedim ya. Kağıt üstünde 14 bin yumurtayı taraftara mı dağıttınız ekmek arası? Ya nere? Ya tövbe estağfurullah. İnsanlar neyi nereden alacağını bilemiyor yani. Yani diyorum ya bizim artık psikolojimizi de bozdular. Teknik direktör olduk, yönetici olduk, başkan olduk. Ya bize şeffaf olsunlar ya. Ya desin ki bana Bursaspor parasını buraya harcadım desin. Başımızın üstüne taç yapalım. Pazarda olan 2 milyonluk domates Bursaspor kulübüne geliyor 4,5. Nasıl oluyor arkadaş bu? Ya kendim bir anda Rusça'da zannettim ha. Kara borsadan malzeme almışlar Bursaspor'a. 14 bin yumurta. Daha hala Allah'ın hesabını soracağım ben ya. 14 bin yumurtayı ne yapmışlar kulüpte? Hayır bu ne kadar zaman içerisinde olmuş? İşte geçtiğimiz öğretim. Yok 14 bin yumurtanın vallahi ne kadarlık süre içerisinde? Sordum yani. Şimdi belki siz güleceğiniz ama bir ay içinde bitirmişler. Yani alt tepe ile alt takımını. 14 bin yumurtayı. Yani ya 10 bin 14 bin yumurtayı. Zaman çıkartır be futbolcular 14 bin yumurtayı nasıl? Sivilce çıkar. Sivilce çıkar. Ya abi bırak falan. Stat açılışında dağıtmaya kalksan bitmezdi zaten. Yeni stat. Acaba hepsini haşlama mı yapıyorlar yoksa normal kırıp da mı? Vallahi bilmiyorum ne yaptıklarında ben yumurtanın bir tanesi daha görmedim. Ne zaman geldi kulübe ne zaman gitti. Ama ya diyorum ya kulübü yöneteceksen bize böyle şeylerle gelmesinler. Yani story mal olunuyormuş. O kadar çok yumurta yani. işte bunu, 14 bin yumurta inanılmaz. İşte kaymacı ne yapsınlar bari ziyan olmuş. Ya, bak kaymağı. Şimdi kimseye kızmayalım. Biz bunu hak ettik. Hangi sandıkta evet. Gitti? Yine blok oylarla. Satın alınan oylarla seçim kazanıldı. Önde gidiyordu bir başka aday. Tak belli satın alınan oylarla Bursaspor'a. Bunun faturası Bursaspor'a çıkıyor işte bak. Geçtiğimiz günlerde ben görüştüm eski başkan Recep Bölükbaşı ile. O dönemde yapılan icraatları anlattı. İşte Bursaspor'a kazandırdıklarımız bunlar dedi. Şu anda konuşulanlara bakıyorum. Tamamıyla birbirinden zıt. Yani Recep Bölükbaşı'nın anlattıklarıyla son dönemde gündemde yer alan haberler birbiriyle çok farklı. Bana da şey dedi. Kim doğru söylüyor? Bunu artık yetkiye kavuşturmak lazım. Adaletin karşısında dedi hesap vereceğim dedi. Ben evet dedi. Öyle dedi. Bana da söyledi. Ben şurada bak canlı yayındayız. Beni tribünde doğruluğumla dürüstlüğümle severler Allah'a şükür neyseniz o ben kendisi benim hemşerim olmasına rağmen Bursaspor benim için daha ön plandadır dedim ki Sayın Başkan ben sana oy vermedim benim dedim ellerim kırılsaydı daha iyi vermeseydim ki ama dedim ki Ahmet Bozdemir, Ahmet Eraslan, Ali Turan yüzünden dedim senin bulunduğun yönetim kuruluna oy verdim ben geldiğimde Bursaspor'un 170 milyon TL'ye borcu vardı dedi. Yo, doğru söylüyorsun. Yani hepsi ortada belgeleriyle adli makamlara gidecekler. Şimdi ne kadar borcu vardı? Ya şu an... Recep Bölükbaşı gelmeden önce ne kadar borcu vardı Bursaspor'un? Ya ben daha az biliyorum. Ben 170 milyon TL diye dediğini biliyorum Recep Bölükbaşı'nın. Ben ayrıldıktan sonra da 240 milyon TL oldu dedi. O zaman ben niye daha hepsi alacaklarını kendileri daha önce almışlar? Onu sorsaydın. Kulüpten alıyor ya yöneticiliği bırakılınca. Madem... İbrahim Yazıcı yönetiminden sonra yönetim değiştikten sonra ilk kapıyı çalan niye kendi yönetim kurulu olmuş? Adama demezler mi? Sayın Başkan sen rahmetli Yazıcı döneminde ikinci başkandın. Erkan Köysan geldikten sonra ilk parayı isteyen kimdi? Kendi yönetim kurulu kendisi. Doğru mu abi? Ve o zaman zaten diyorum ya adli makamlarda olan bir olay şimdi. Bu yönetim kurulu yazık günah. Çok iyi bursporlar vardı. Nedense çok iyi bursporların geldiği bir yönetim biz hep üsran. Ali Ay'la da görüştüm. Bursaspor Başkanı Ali Ay'la şu açıklamayı yaptı. 10 yıllık geri dönüş süresiyle birlikte diğer başkanların da mali tablosunu hesaplatıp her şeyi şeffaflığıyla ortaya çıkaracağız dedi. Evet, Trabzonspor'un mali şimdi onu diyecektim. Tablosunu inceleyen bir avukat varmış. Kendisi Bursaspor'u da inceleyecek. Ne var ne yok her şeyi gün yüzüne çıkaracağız dedi. Vallahi ben söylüyorum babamın dahi oğlu olsa biz şimdi nelerle mutlu oluyoruz? İşte Bursaspor'la mutlu oluyoruz. Yani bizim
Bu şehirde yaşadıktan sonra yani ekmeğimizin arkasında, ekmeğimizden sonra ne yapıyoruz? Ya Bursaspor'la mutlu oluyoruz biz başkan. Yani Uğur, bizim başka bir mutluluğumuz yok. Ya Bursaspor galip olduğu zaman bizim evli arkadaşlarımız evinde gülücükler. Evet. Yani inşallah bizim temennimiz Ali Ağa'ya destek olmak. Ya Bursaspor için gerçekten de elinden gelen ne varsa yapmaya çalışıyor. Ben inanıyorum. Recep Bölükbaş'ın yapmış oldukları söylenenler ortada. Yani ne olacak ne bitecek şu anda bir netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde bunlar da gün yüzüne çıkar diye temenni ediyorum. İnşallah. Hem Ali Ağa'ya hem de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin destekleriyle bu kulübü bir şekilde düzlüğe çıkarmamız lazım. Ya çıkacağız. Ama sabır biz şimdi... Taşın altına elini koyması bak, lazım. İnsanlar niye kızıyor? Bak biz sabırlı insanlarız. Biz ne yapacağız? Şeffaf olsun Ali Başkan. Desin ki işte 10 yıldan şu zamana kadar gelen yönetim kurulu borçları, kulübün borcu bu. Bak nasıl destek oluyor insanlar. Evet. Şimdi... Yani... Çok teşekkür ederim sevgili Necma Yıldız. Suyu abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu akşam da programın sonuna geldik. Elimizden geldiğince Bursaspor'u konuşmaya gayret gösterdik. Değerli izleyenler, birebir futbolun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler.